sevişmeler, o çılgın seks hayatı, o bilme herkes için geçerli kalmıyor. Onu ayakta tutmak çok önemli. En önemli şey o. Ay çok tatlısın ya. Yani bu arkadaş çok fazla tatlısın. Arkadaş olmak da iyi değil o kadar. Bir şeyde... Nereden biliyorsun arkadaş olduğumuzu ya? O anlamda söylemiyorum. Tamam aldım cevabı. Bak bu tepki yeterli benim için. Zaten bu tepki benim için evet. Yeterli. Mutlaka ki yani mutlaka ki tabii arada bir dost. İstal. Oluyordur yani bir şey. No. Hayır şunu sormak istiyorum bir dakika. Ne duymak karı koca istiyorsun? İliş... Ben söylüyorum duymak istediğimizden. Karı koca arasındaki ilişkide yani sizin ilişkinizde daha hani arkadaşlık sınırında mısınız? Yoksa o artık ya niye arkadaşımla bir aile evliliği? Mi bir aile hayır, mi? Niye arkadaşımla yani, evlilik olayım o bir zaman? Bir abi gibi mi yoksa sevgili? Ne abisi ya? Sevgili. Aşık. El ele tutuşup göz göze bakışıyor musunuz hiç? Ay yok hiç öyle şeylerden hoşlanmam. Tamam onu de onu diyorum. Yani hani hap deyince toparlanılıyor mu? Onu demek. Ava'ya gittin mesela. Ama sen neyi toparlıyorsun yani? Ava sizi mesela bazı şeyler için tahrik ediyor mu? Yani merak ediyorum uzun süren evliliklerde bu nasıl beni olur? Beni çok utandırıyorsun. Ama niye utanıyorsun? Yani burada kadın erkek seyrediyor, herkes seyrediyor bizi. Çocuklar uyumuştur bu saatte. O yüzden bak, şu anda bir duvar koyacağım biliyorsun değil mi? Hay şunu söyleyeceğim. Bana tak tak yapacaksın. Bunu başardıysan nasıl başardın? Neyi başardım? Hala seviyorum. Sendeki özellik ne ki? Ne yapıyorsun da adam? Çünkü anlıyorum ben o aşkı görüyorum sizin aranızda. O aşkı görüyorum. Herkes yani. Görüyorum o aşk aranızda. Ya aranızdaki... Bize tiyo ver. Tiyo mu veriyor? Tiyo ver. Ne yapıyorsun? İlişkiyi çok çabuk yıpratmayacaksın. Hay Allah'ım yarabbim evet, ya. Evet kartlarını bunu... açık oynamayacaksın. Nasıl kapalı? Her zaman, her zaman açacak bir kartın olmalı. Yani bu. Ne kartın kaldı senin bu kadar? İşte kartlar açık oynayanlar oynamıyor. Aynen. Benim hiç. Senin mesela yani ne kartın bu var? Bir taktik değil aslında ya. Dediğim gibi bu. Kart. Yine ben... kapalı konuşuyorsun. Nasıl kapalı konuşuyorsun? Bayağı kapalı konuşuyorsun. Kart ne demek? Nasıl kartları yavaş yavaş açıyorsun? Ben vallahi bir gecede açıveriyorum. Oh, çok fena. Ne var ne yok. Kartlar açık. Ay ertesi sabah hiçbir şey kalmıyor. Tüm kartlar açılmış. Ne derler ona? Bütün kartlar açılınca. Ne derler ona ya? Neydi o oyunun adı? Ay. No more. Gerçekten yani senin bir şeyin var. Onu söylemek istemiyorsan, kıskanıyorsan öğreneceğimizi. Nasıl bir tahrik böyle deneyim. Bir şey öğreneceğimizi kıskanıyorsan onu bilmem. Parfümünü evet. Söylemeye hani kıskanan hanımlar gibi. Gerçekten var mı onlardan? Ya. Parfümünü soruyorsun mesela ama kendisinden başka almasın kimse değil mi? Mesela hani vardır ya öyle. Hani sen ne yapıyorsun? Senin bir özelliğin var bunu hissediyorum. Ha, benim hani bir özelliğim... Programını seyrediyor ağzı açık. Olmuş 10 sene. Yok efendim bilmem ne. Yani bizim tükenmiş, bitmiş, perişan olmuş bir ilişkimizden bahsetmemizi istiyorsun. Hayır. Olmadığını bildiğim için ne yapıyorsun? Ben mi ne yapıyorum? Nedir, nedir? Ya bak bunu? İşte ben bunun için bir şey yapmıyorum. Kombinezonla mı giriyorsun her gün yatağa? Anlamadım ne yapıyorsun? Ben anlamadım ne farkın var? Diğer çok fena, çok sıkıştırıyor. Var bir şey bir söyle. Bir şey söyleyeceğim. Var bir şey söyle. Ha buldun. Ben söyleyeyim senin yerine. Söyle. Olduğunu zannetmiyorum ama. Evde salonda tek başına televizyon setmeyi seviyormuş galiba eşin. Evet. Sizi de kovuyormuş. Kovmuyor. Yok canım herhalde. Siz de gidin ne haliniz varsa görün başka odada başka kanal seyredin. Eurosport seyrediyormuş. Evet. Okuduklarımı söylüyorum tabii ki. Belki de bu hani evin içinde kendi aranızda kurduğunuz özgürlük alanları mıdır hani? Ben böyle söylüyorum. O da hayır der gibi gülüyor. Hayır, bana şöyle, bir söyler misiniz? O zaman nasıl zorlamam ben seni? Şimdi diyorsun ya tutku bak aramızda bir tutku var. Ama bizim birbirimizi boğan bir ilişkimiz yok. Heh. Sık boğaz bir ilişki yok. İşte kartın biri bu. Ha, yani vıcık vıcık bir ilişkimiz yok. Karşılıklı birbirimize çok saygı duyuyoruz. Karşılıklı söyleyeceğimiz sözün şiddetini, desibelini ölçüyoruz. Neyi söyleyip neyi söyleyemeyeceğimizi iyi biliyoruz. Bunu söylersem yani iptal oluruz, koparız ve beraberinde
olay çok daha büyür. Saygısızlık başlar. Onları biliyoruz. Bir de ben kendi halinde bir kadınım. O çok kendi halinde bir adam. Biz bir noktada buluşuyoruz. Bak işte o da bu tutku oluyor. İşte bu.